Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedinil emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma bat. Esselamu aleykum ve rahmetullahi. Başladan eyteyin, yeçimini kılalmasligimiz anık. Çünkü bir manada matın cihatıdan hadis-i şerifler var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki, üç narsani so'radim, ikkitasini Alloh taolo ijobat qildi, biri ijobat bo'lmadi dedilar. Ijobat bo'lmagani islom ummatining orasidagi ixtilof. Ixtilof tugamaydi. Islom ummatining ixtilofi rahmatdir degan asar musnad jihatida Rasulullohga qadalmasa-da, lekin islom ummati qabul qilgan narsa. Mutazilerin payda bo'lishligi, Hashaviylarning, Jabariylarning, Qadariylarning, Xavorijlarning payda bo'lishligi İslam ummatini zayıflaştırdı. Masjidda hamma kesin, hammaning ko'z o'ngida xilofatni qabul qilaman. Bitta odam Madinada yo'q desa ham xilofa bo'lmayman deganlar. Masjidga keldilar, hamma yig'ildi. Hatta Talha ibn Ubaydullah, Zubayr ibn Avvam, radıyallahu anhum ecma'iller hem hiç kanday itirazsız bayat kigen. Siyasi maksattan faydalanadigenler şu meselelerini kurtaradı. Demek ki ben iki de sahabana eğitiyemem. Keyin Cemal Hadisesi'deki kahramanlar bunlar. Cemal Hadisesi'de Hazreti Ali'ye karşı muhalif pozitsiyeni bizge misal keltirip Ali'ye karşı çıkılgen o. Ha, doğru kılınge. Mana Umaviylarının ahvali şu. Ketti bir ağa. Siyasileşip İslam ümmetini ihtilafka salış için düşman tayyar duradı. Hazreti Osman radıyallahu anhu'ya adam tayyirlep, cönetken adam kim idi? İslam tarihi de malum ki Abdullah ibn Sebe' namı bilen meşgul bugün. Aslı lakabı Abu Sauda idi onu. Karahatınlı oğluydu. Yahudiydi özü. Yani biz millet olarak bugünkü günde biz bilen diplomatik alakada yaşayatken adamlarını siyaset hakkı da yapırmayız. Teologik cihat da yapırmayız. O adam yani fikirli adamıydı. İslam ümmetini parçalaşlıkta rece bilen kırganıydı. Müslümançılıkını dava kıldı. Adamlar onu Müslüman de boyladı. Kufede yürüdü adamlar içi de ihtilaflarını kırgandı. Adamlar onu kuvdu haydadı. Basra'ya vardı adamların içi de ihtilaf kıldı, kuvdu haydadı. Mısır'a geldi, ornaştı. Karayın çıraylı okşaşlık ne? Tarih şuna kadar hususiyet ki ege ki ibret alınmese tekrarlarına uğradı. Barıp 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 bir cayda dernek kurdu. Dernek degeni bir cemaat kurdu uzun etrafıge. Sohbet kıla degen buldu. Adamlarını çakırıp Osman dedi siyasi manada dedi. Notoru kılı yaptı dedi. Falancı valilikke haklıge de aptaşadı işten dedi. O işten aptaşalgan adam Mısır'a gelip bu gep kulağı yaktı onu. Hakikaten ben layık edip dedi. Ne yapıp da şeydi minişten dedi. Ve bu kuzgaldı. Bu kuzgalıp 700'de adam gelip Hazreti Osman radıyallahu anh'ını katıl kılıçtı. Şimdi o şey katıldan keyin Hazreti Ali hilafatı kabul kıldılar. Ve bayat Medine ahlıda bir orta adam. Bu takitlep yazıladı genlerse. Başka tarihi menbelerde bunu suistimal kıladı. Medine'de bir orta adam karşı çıkmayan. Hemme bayat vergen. Talha ibn Ubaydullah ham, hatta Ayşe anamız ham, hatta Zubayr ibn Avvam ham. Bular Hazreti Ali'ye gelip aytishdi bayatdan keyin. 700'de adamını kasasını alış gerek. Çünkü siz halifesiz, bütün İslam ümmeti sizge karab durdu. Osmanlı'nın katillerden kasas alış gerek, ceza kollaş gerek dedi. Degen de o kişi ettiler ki, ben bunu fikir edemem dediler. Lekin bular hozir qo'li baland kelib turgan odamlar. Qo'li baland kelib turgan odamga qo'li past kelib turgan odam qanaqa qasos oladi dedilar. Bularga hozir yursak dedilar, butun islom ummati ahlamanga bay'at qilmasdan oldin fitna kattalashib ketadi dedilar. Hazrati Ali'ni fikri salohiyatlari bu. Vaziyatga qarab baho beryaptilar. Bu kishini baholariga ko'ra 700 ta odamni orqasida 7000 ta odamni ko'rib turibdi bu kishi. Kegan adamlar Yaman'dan kegan idi. Muzar kabilesinden, Rabi kabilesinden kegan adamlar idi. Kegeller Arabiler idi. Kelgeller kullar idi. Arabinin orkası da kabilesi var. Kullarının orkası da malikleri var. Ular kötarılıp kiredi bunlar ki kasas alınca. 700 adamdan kuturmayız dediler.
Şu bilen Ayşe anamızın aldığı geldi. Talha ibn Ubeydullah, Zübeyr ibn Avvam. Ettiler ki Mekke'ye sefer. Kündür işte. Hafsa anamızdan yer geçkediler. Menem Baraman de geldi. İbn Umar'a etkiler. Tok dedi geldiler. Sen otur dedi geldiler. Doğru bir isim. Bunlar kim çıkıp geçti? Mekke'den kayıtıp Medine'ye kiriş peyti de. Zübeyr ibn Avvam ettiler ki Yemen'e yürümez. Basra'ya yürümez dediler. Basra'ya yürüyelim, Medine'ye kırmayalım. Ne demek ya? Medine'ye kırsak 700 de fitneçi haleye yürüp döttü. Ular sizce zarar yetkisi koyuşu mümkün. Siyasi kararlar ne diyeyim mi? Ne demek kılamız Basra'da? Basra'dan özümüzde yeterli güçünü alıp gelip Ali'ye oradan veremiz. Ali'ye oradan veremiz ve bunların hepsini 700 de adamını cezasını veremiz. O iş anımız kündüler. Ve Basra'ya karab yürüdüler. Bu gapını eşitip koyken de Hazreti Ali Kaka ibn Amr degen özlerinin komandorlarını cönettiler. Askerleri bilen borup yoldan tostdiler. Ettiler ki mesela ciddi hadır sizler bu yakta ketseyinler uzun hemme tamam fitne bulup getirdi. Basra'ya bormayınlar dediler. Toktayınlar. Burada notori keti yaptılar. Çüntürdüler. Ayşe anamız ettiler. Onu da ne kılaydık dediler. Teskin dedi. Sakin buluş gerek. Cim turuş gerek hazır. Cim turseyler biz bularını bitti 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 hemesini üşüleyip cezasını veremiz. Lekin hazır ornumaz. Siyasi manada kündü. Abdullah yani Abdullah ibn Zubayr, Talha ibn Ubeydullah'lar bu meselede kündü. Ayşe anamızdan kündüler, boptu. Lekin keçkurun tonga yakınlaşken de Abdullah ibn Saba'nin iki cemaası iki de tamangı kırıp alıp adam öldürüşü başladı. Ular bular hücum kılıyaptı da böyledi. Ular hücum kılıyaptı da böyledi. Mesele uruşka gitip kaldı. Bu cengde iki de katta sahaba şehit buldu. Yani katıl buldu. Ayşe anamızı hücum bu kalken. Ayşe anamızı. Muhammed ibn Ebu Bekir zorla kurtarıp kalken. İşte tüyenin mingelleri şu. Tüyen minip. Kiyin cüde kattık afsız kıldılar. Şu işe aralaşmasan bularken de. Medine'ye kegen de etkiler. İbn-i Umar'a. Ne megi beni tohtatmadın de geldiler. Hafsa'nı tohtat kendisin geri beni yan tohtatsan tohtayım deysen tohtardım de kendi. Zübeyir ben de sizge galip bu kagana ki. Beni yapım ötmeydik hatta sahaba gedip. Hafsa özleri singiller yiydi de onu kaldır geldiler. Cemal hadisesindeki cencel. İki de Müslümanlı özara kan tokuşluğundaki tekideki maksat ne miyken? Siyaset idi. Siyasiydi. Kiyin Cemal arkasından nime kep çıktı? Siffin kep çıktı. Siffin'de Şam'daki Muaviye radıyallahu anhu Hazreti Ali bilen bayat meselesi de gelişmeye kaldı. Ben dedi bayat kımıyım ben. Nime ge bayat kımıyım ben dedi Muaviye radıyallahu anhu. Köpçilik bunu notoru telkin kılıp İslam ümmetini yine tarihe tartışı geledi. Muaviye hilafatı talaşkendiydi. İmam Ahmet'in musnetleri de, Tabarani'nin avsatları da, Buhari'nin tarihül kebirleri de bu hadise İbn-i Kesir'in el-Bidaye ve Nihayesi de İmam Muaviye radıyallahu anh'ın özlerinden rivayet var. Ben hiç kaçan emirlikini talaşmayacağım ben. Menge emirlik gereğmez. Ben Osmanlı velisi ben. Umevilerinin içi de ahirge adam idi Muaviye. Osman radıyallahu anh'ın emekilerinin oğlu. Ben kanunu talep kılıyım. Menge kanunu versin. Kim kol bayat kılaman de geldiler. Şu mesele hullas geliş mahçulüke sebep oldu. Ahırı Siffin'e tartıp geldi. Siffin'de 70 minten adam ölgen. Faras kılın. Uşa zamanlı adamlarını faras kılın. 145 min. Hazreti Ali'ni komandan askerleri. 125 min. Muaviye'nin askerleri. 45 min Muaviye'den 25 min Hazreti Ali'den adam öldü. Yevmul Harir keçesi, cüde kattır ceng oldu. Bu cengini toktatışı ilacı yok. İçtihat Muaviye radıyallahu anhude Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan hadis ayetti bir adam. Bir adam ayetti ki Osmanlı katıl kılışadı. Bağiler, münafıklar cemaası. Peygamber aleyhissalam Osman'a kadar etkendiler ki radıyallahu anhude senge bir Allah kim kiydiredi münafıklar o şey kıyımını yeçip alışını haklıydı. Onu yeçmedi genler. Münafıklar seni kıyımını yeçişini haklıydı genler. Bu hılafatıdır.
Xilofatni tark qilgan degan jamoa Madinada turibdi. Shu jamoadan qon so'rayotgan kim? Muoviya. Muoviya o'ylayaptilarki, men haqman deyaptilar. Hadis bor, sahih hadis bor. Usmonni qotillaridan men qarshiman. Uni talab qilyapman, demak to'g'riman deganlar. Lekin qachon to'g'rimasliklarini bilganlar? 7-chi kuni bilganlar. 8 kun davom etgan Siffin. 7-chi kunida Ammor ibn Yosir amir edi. Ammor ibn Yosir bayroqni ko'tarib baland joyga chiqib aytganlar. Bu bayroq bilan 3 marta Rasululloh bilan birga jihad qilganman. 4-chisi bu deganlar. 4-chi jang bu. Bayroqqa kelinglar deganlar qarshi tomonga. Kelinglar bayroqqa deganda borib o'ldirishgan u kishini. U kishini o'ldirgan Zahota Amr ibn As yugurib Muoviyaning oldiga kirgan. Muoviyaga aytganki, Ammor ibn Yosir qatl qilindi degan. Istirobga tushgan hadis bor edi. Madinai Munawvarada Masjid Nabaviyni quriyotgan paytida taqtuluhu bi fi'atul bagiya degandilar Ammor ko'rsatib. Bog'iy jamoat Ammorni qatl qiladi degandilar. Bu hadisdan keyin Muoviya radhiyallohu anhu ning ijtihodlari xato chiqib qolganligini bilganlar. Xato deganda ikkita to'g'rining to'g'rirog'ini topa olmaganlari bilinib qolgan. Ammor qatl bo'ldimi? Qatl bo'ldi. Yana shu yerda bir narsa qo'zg'alishi mumkin. Ammor ibn Yosir radhiyallohu anhu ni kim o'ldirdi? Bay'atir Rizvonda ishtirok etgan bir sahobaning rivoyati bor. O'sha kishi qatl qildi degan. Va Amr ibn Osdan rivoyat bor. Sizlar tomondagi odamlar o'ldirdi Ammorni degan. Bunga o'xshagan narsalarni hammasini bir tomonga yig'ishtirib, Ammor ibn Yosirni qaysi tarafda turganligini bizga muhim bilish. U kishi Ali tarafda edilar. Ali tarafda turdilar, demak Ali radhiyallohu anhu ni pozitsiyasi to'g'ri edi bunda. Muoviya radhiyallohu anhu ning pozitsiyasi ijtihodi edi. Ijtihodda xato qilsa ham savob oladi. Muoviyaga hech kimni til tekizishga haqqi yo'q. Lekin bir jamoa bor, la'natlaydi. Biz uni qaytaramiz. Shunda 2-3 xil rivoyat bor. Amr ibn As bilan Muoviya radhiyallohu anhu o'rtalaridagi kelishuv mushafni ko'tarib boraylik sulhga, sulhga. Hozir oqbaylar ko'tarib boradi-yu. U paytda ular mushafni taklif qilishdi. Mushafni ko'tarib boraylik. Va aytaylikki, baynana va baynakum kitobulloh. Allohning kitobi o'rtamizda hakam bo'lsin. Taklif ulardan chiqdi. Shunda Hazrati Ali radhiyallohu anhu mashvarat qildilar. Odamlarni yig'ib aytdilarki, nima qilamiz? Ular sulh qilaylik deyapti. Deganda Ashtar degan qo'mondon bor edi. Ashtar 8-chi kuni bu. Ammor qatl qilingandan ertasi kuni. Ashtar aytdiki, "Ya Amirul Mu'minin" dedi. "Menga" dedi, "peshingacha vaqt bering" dedi. "Ish tugagan" dedi. "Men tugataman" dedi. Ya'ni qo'limga o'tgan hamma narsa dedi. "Ozgina muddat bering, qo'mondon u endi. Jangchi. Sen jim tur" dedilar. Qolganlarga maslahat qilgandilar. Asosiy xavorij jamoalari, keyin Hazrati Aliga qarshi chiqqan jamoalar urushga rozi bo'lmadi. Sulh qilaylik dedi. Sulhni taklifini qabul qilganlar xavorijlar. Keyin bo'pti dedilar, Ashtarga aytdilar, to'xta dedilar. Qayta-qayta so'ragan kelib. Qayta-qayta so'ragan, "Keling, buni urushni davom ettiray" deganda, "Yo'q" deganlar. Nima bo'ldi keyin? Sulh bo'ldi. Sulh hammamizga ma'lum. Abu Ibn As bilan Abu Ayyub Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu o'rtalarida bo'lgan hodisa va tahkim hodisasi. Tahkimdan keyin qaytib kelishyapti. Siffindan qaytib Kufaga kelishyapti. 100 ming, 120 mingga yaqin sahoba, askar Hazrat Ali'ning jamoasi. Kufaga yaqinroq joyda taxminan shu peshkom yursangiz 1 soatlik yo'l. Harura degan joy bor. Haruroga 6000 ta odam kirib qolib ketdi. Ular Hazrati Aliga qarshi o'sha urushga norozi bo'lganlar endi tahkimga norozi bo'lishi boshladi. Men nimaga bu narsani yana ya'ni batafsilroq, muxtasar shaklda bo'lsa men aytib kelyapman. Hozirgi hodisalarni hammasiga qarasangiz, hammasi siyosiy va hammasi islom ummatining zarariga ishlagan siyosat. Qarasiz, faqat musulmonlarning qoni to'kilyapti. Hazrati Ali radhiyallohu anhu ko'z ochib yumgullaricha, ya'ni xilofat davridan umrlarini oxirlargacha islom ummatining ichidagi nizo, tortishuv, ixtilofni bostirishga umrlari o'tib ketdi. Katta fathlar qolib ketdi. Oyoqlariga o'ralashdi bu ishlar. Xavorij hodisasi, xavorijlar nima uchun Ali radhiyallohu anhu qarshi chiqdi? Maqsad nima edi? Ijtihodmidi? Yo'q, siyosat edi.
İctihadi hatanı yukarıda kuruyor. Ayşe anamızdaki içtihadi hata, Zübeyir ibn Avvam, Talha ibn Ubeydullah'daki içtihadi hata doğru düşündürülse kabul kıldı. Doğru mu? Kabul kılıçtı ular. Fitneni başkalar kozgadı. Muaviye radıyallahu anhu içtihad kıldılar. Ammar ibn Yasir'nin katıl kılınışından keyin notoğru ikerliğini düşündüler, sulhke geldiler. İctihad buna kabul edildi. Notoğru ilgini kursatsa doğru kabul kıladı. Havariçlerdeki İhtilaf içtihadi mesidi. Ularda mansab, makam, iktidar talabı var idi. Uşa talab bilen ular Hazreti Ali radıyallahu anhu'ya karşı çıkıştı. İbn Abbas radıyallahu anhu'ya barıp ular bilen bahs kigenlerine 2000 tesi tavba kılıp kigen. Üçten arsan sonra gen. Yani bunu hemen okuyen bitti. Hemen ahli ilimler oturup sizler. Üçten arsana sorgan, üç arasıge kitaptan, sünnetten delil cevap vergeller. Ular 2000 tesi samimi bu geldiği için kayıtken. 4000 ta adam, 4000, 6000, 8000'in ihtilafı var. Umumi 4000'de valaylık. 4000 adam kemegen. Demek ki ular siyasi maksat geri çalmayıptı. Hazreti Ali kegellerde 4000 ta adam Kufa'ya kegen, lekin fitne için kegen ular. Kufa'ya kiralmaya kagerliği için Ali'ni bahanesi kırvalışken. İçkarıda adamlarını keyin içi de gap tarikatı bürüşken. Ali hata kıldı. Hatasını boynuna aldı. Şunun için kendiliği de bürüşken. Keyin cümlede çıkıp ular hakkında kattık yapır geldiler. Uy. Havariçler var. Peygamber aleyhisselamdan falan falan rivayetler var. Bular çıkadı. Koşulmelerin, cehennem itleri kattık yapır geldiler. Şimdi mihrapta turuptular. Mescidinin içi de kolunu kotarıp alıp La hukme illa lillah. İnil hukmu illa lillah. Bakkadaşı başlaşken. Hana kadı. Hutbede. Otur otur de geldiler. Otur. Sallar bilen, şimdi alakalı gelişemiz. Üçte sallar ki imkan veremem de geldiler. Birincisi, biz bilen birge bularken sallar, ölceden ola sallar. Mescitlerimizden sallarını tosmayımız. Bizden kimi kural kütersen, cevabını alasan. Ungeçe kural kütermeyimiz sallar ki. İçimizde yüre uğrasan de geldiler. Su kişiye hakaret kılışıya koyu bir geldiler. Hazreti Ali'ye bir de cemaat hasıl kıpışken, cemaat. İrtala bombadaki hitiyetken de iki de yolda çekesine turvalıp ya kafir, ya kafir, la hukme illa lillah deyip duruşardı. Bakın. Hazreti Ali aytardılar ki bugünkü günde trik ölme yürüyüşümüzmez. Trik yürüyüşümüz mucize dediler. Özleri bilerdiler şunu vaziyette, haletti. Ve Karayindi İslam ümmeti de Hazreti Ebu Bekir Sıddık'dayken Umar radıyallahu anhu katıl kılındı. Osman radıyallahu anhu katıl kılındı. Ali radıyallahu anhu katıl kılındı. Ben demek ki bunu siyasi diyemem. Hamasının arkasında siyaset yatken idi. İctihadi meselede ne mi katıl kılasız? Ne mi gerekli var? Doğru mu? İctihadi meselede kete vursun doğru delili var. Bu yüzeyde siyasi iktidar talep kılınıyordu. Hazreti Umar'a Huzeyfe-i Yemani'den rivayet var. Siz bilen fitne ortasında Babın muğlak degen, kuluf eşik var degen. Ve o sındırladı degen. O kişinin katıl kılınışlığı hadiste sabit idi. Bilerdi o kişi. Eğer sındırılsa kim yapılmaydı dediler. Hazreti Umar Osman radıyallahu anhu'nun katıl kılınışlığı sahih rivayetlerde vardı. Bir gün haitte oturgendiler. Haitti bizde bağ gokşagen cay. Eşik takıllagende eşik bange e'izin lehu ve beşirhu bil cennet dediler. Kegen adamga ruhsat ver, cennetten başarat ver. Bitti atsam dediler Ebu Bekir. Yine eşik takılladı. İ'din lahu ve beşirhu bil cenne. Bitti atsam Umar dediler. Üçüncüsü de yine takıllagen de az güne turdular da İ'din lahu ve beşirhu bil cenne dediler de. Aittiler ki lekin bunu başıga cüde kette musibet. Ayağın tekiden çıkar dediler. Bunu dediler münafık cemaat öldürerdi. Katıl kılar dediler. Osman'a bilerdiler katıl kılın işliklerini. Oşa günü, yani yavmuddar meselesi var, havlunu kamal kılıngan günü. Ettiler, roza tutkendiler. Korukçularga ettiler ki, ketinler dediler. Çünkü oşa günü çükür kendiler. Peygamber aleyhissalatu vesselam, bugün roza tut, iftarı bile kılamız de kendiler. O kişi, cüde hayali bu kendiler. Kiyimi mahkem bağlar, içlerden hem. Şu menge eğer katılıp hukası, kiyim geçirip gitmesin dedi. Tayyorladılar yani bilerdiler bunu. Bilip durup bu meselelerde müstahkem turu birdiler. Biz tarihten oladigen umumi hulasamız.
Umar bilib turibdi nima holatda bo'lishlarini. Usmon radhiyallohu anhu ajma'inlar bilib turibdi. Ali radhiyallohu anhuga qarab aytdilarki, payg'ambarimiz, seni eng badbaxt odam o'ldiradi dedilar. Dunyoda ikkita badbaxt odam bor dedilar. Bittasi Solih alayhi salatu va salomning tuyasini so'ygan odam, Aqilun Naqa, ikkinchisi seni qatl qilgan odam dedilar. Uni ham bilardi u kishi ham. Endi qarang-da, biz hozir bundan nima olamiz? Bizga qarshi dushmanning nomard ekanligini hammamiz bilamiz. Lekin pozitsiyada turib yurishligimiz talab qilinadi bizdan. Alhamdulillahi robbil alamin. Bizda mana hozir O'zbekistonda imomlarni qilayotgan ishini saviyasiga yetadigan boshqa sohani ko'rmaymiz biz o'zi. Imomlarga shuncha e'tibor, shuncha harakat, shuncha vazifa yuklansa ham o'zini pozitsiyasida turibdi. Bitta yarimta odam imomlarga bemaslahat ba'zi ishlarni qilishi mumkin. U istisno qoidani yo'qqa chiqarmaydi. Bo'ladi hamma joyda. Lekin mana shu pozitsiyada mustahkam turish uchun bugungi suhbatlar tashkil qilinyapti. Ya'ni bugun maydon bo'shab qolmasligi kerak. Xalqni 90% imomga quloq soladi. 90%. 10% hozir ijtimoiy tarmoqqa aktiv maydonlarga o'tib olib, islom ummatini qolgan foizini loqqalashga harakat qilyapti. Bu masalalarda bizda ahli ilmlarimizga, ustozlarimizga jiddiy ma'noda suyanadi. Boshqa yo'li yo'q. Men bu tarixiy jarayonlarni o'qib o'rganarkanman, bir xulosaga keldim. Islom ummatini siyosiy inqirozi hozirgacha tugagani yo'q. Hazrati Ali qatldan keyin Hazrati Husayn qatl qilindi. Hazrati Husayndan keyin Umaviylar tamomila iqtidor uchun hamma ishni qildi. Qo'lidan kelgan hamma ishni qildi. Umaviylarni Abbosiylar parchalaganda Abbosiylar to Usmoniylargacha hamma ishni qildi. Usmoniylar to parchalanguncha o'zidan boshqani iqtidorga yaqinlashtirmadi. Bu siyosiy inqiroz sababli nimaga islom yo'q bo'lib ketmayapti? Bu savol qiziqtirdi meni. Nimaga? Nimaga islom ummati inqirozga uchrayapti-yu, siyosiy ma'noda uchrayapti, tashqi dushman uryapti, ichkaridan xoin chiqyapti, lekin islom davom etyapti. Hozir eng jozibali din islom. Eng navqiron din islom, eng ishonchli odamlarga umid baxsh qiladigan din islom. Hatto Yevropada bir askarcha aytyapti, Yevropaning askarchisi. Agar islom dini terror dini bo'lganda edi, 1.5 milliard musulmon bor, bittamiz ham tirik qolmasdik deyapti. Anekdota aytyapti o'zini din anaqasida tushunchasida. Islom terror dini emas, terrorni siyosiy ma'noda tashkil qilishyapti. Nima uchun davom etyapti desa, mana shu ulamolarning xizmati sababli davom etyapti. Ulamolar har qanday siyosat bo'lishidan qat'iy nazar dinini mahkam ushlab keldi. Va xalqiga dinini to'g'ri tushuntirib keldi. Siyosiy bosim, siyosiy senzura, siyosiy har qanday holat ularni o'z dinidan voz kechirtirmadi. Vaholanki dinidan ushlasa qo'lini kuyadigan davrlar edi. Tashlab olsa cho'g' uchadi. Ular mahkam ushladi, dinni davom ettirdi. Boshidan ko'ring, Qur'on masalasida. Qorilar Qur'onga hech kim mudoxala qila olmaydigan usulni qo'yib qo'yishdi. To'g'rimi? Qur'ondan hozir bir jamoa chiqib, Qur'onning harflarini o'zgartirib, atani aba qilib, abani ata qilsa, qorilar bittada topadi buni. Va uni kirgizmaydi. Shunaqa jamoa, shunaqa akademik majmua paydo bo'lganki, bu noumid bo'lgan dushman. Nima sababdan? Ahli ilmlarning sababidan. O'ldirib yotishibdi, urib yotishibdi, lekin qorilar xizmat qilyapti. Bu jihatdan, ilmiy jihatdan. Alloh taolo inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Biz o'zimizni muhofaza qilamiz dedi. Zikr dedi, zikr shariati da bu. Endi Qur'ondan keyin hadis masalasi. Muhaddislarning qilgan harakatlari bundan keyin qiyomatgacha bunaqa harakatni hech kim qila olmaydi. San'at masalasi, san'at masalasi hammamiz bilamiz. Islom ummatidagina bor. Boshqa hech kim san'atga tikilmaydi. Boshqa dohiylarni hammasi aytgan gapi o'zinikimi yo'qmi hech kim bilmaydi. Bizda har bitta aytgan odamning gapini sanadi bor, silsilasi bor. Sanadi bor. Tabariyda bir rivoyat bor. Tabariyda Ali radhiyallohu anhu xilofatga Masjid Nabaviyda bay'at olayotganlarida
Talha aytadılar ki, Tabari'de rivayet bu. Talha radıyallahu anh aytadılar ki, bayatu Aliyan ve fawqa ra'si as-sayf fawqa ra'si degan. Qilich boshimda edi degan. Qilich boshimda turib majburlikdan bayat qildim degan. Rivoyat Tabari'da, ishonchli ravi Tabari. Bunga nima deymiz? Desa muhaddislar aytadiki, Tabari nima uchun buni keltirdi? İmam Tabari men keltirgan har bitta hadis sahih, shunga ergashib ketaver degan ma'noni aytmadi bu. Bu kishi islom maydonida, siyosiy maydonda shunaqa gaplar ham bor edi. Lekin men bu gapni keltiryapman, sen san'atga qara. Men o'zimdan buni soqit qilib qo'yibman. Bu gaplar bor ekan, indamagan deysiz-ku desang aytamanki, bor edi gaplar. Men buni san'atini keltirib qo'ydim. Sen san'atga qara, men soqitmandan zimmamda. San'atga bitta qarasangiz majhul odam turibdi. San'atga bitta qarasangiz siyosiy ma'noda maqsadli odam turibdi. San'atga bitta qarasangiz sabaiylardan kimdir turibdi. Qarang muhaddislar nima ishlar qilishgan. Ular keltirar ekan bizga bir yo'l ko'rsatib ketishdi. Bu hadisni oldingmi? San'atiga qaraginda kim gapirganiga qarab xulosa chiqarib ol. Dedi. Hadis ilmiga kimdir mudoxala qilsa, ulamolarning qo'ygan usullari uni itarib chiqarib yubordi. Keyingisi hadis va Qur'ondan olingan mafhum tushuncha. Hadis va Qur'ondan tushunchani agar odamlarni qo'liga berib qo'ysangiz, xohlagan ma'nosini chiqaradi. Qur'ondan men biroz qo'porroq ba'zi joyda gapirdim. Qur'ondan namoz o'qishlik joiz emasligini chiqarish mumkin. La taqrabus solati. To'xtasan. Namozga yaqinlashma deb ma'no aytsan. Keyin favaylul lil musallin desan. Namoz o'qigan o'quvchilarga jahannam bo'lsin, vayl bo'lsin desa, namoz o'qilmaydigan narsa bo'lib qoladi. Bu mafhumni qanday to'g'rilaymiz? Bu men juda sodda, primitiv misol keltiryapman. Buni o'ta chuqur mavzularda o'ta xatarli hodisa yuzaga chiqa boshladi. Hamma xohlagan ma'nosini aytishni boshladi. Shunda ulamolar mujtahidlarni yetishtirib chiqardi. Mujtahid kim? Mujtahid mutlaq. Mujtahidi mutlaq kim desa, mujtahidi mutlaq hiç kimge taklit qilmaydi. Kitobu sünnetten doğrudan doğru oladi. Ve olishlikda qoida ishlab chiqaradi. Qoidaga soladi. Kitobu sünnetdagi har bitta matn qoidaga ko'ra ishlaydi. Masalan bitta misol. Mujtahid sahobalarni hammasini taniydi. Ulardan kelgan hadislarni hammasini biladi. Ve hadislarning umumiy xulosasini oldiga qo'yib bu sahabadan kelyapti. Bu rivoyat bu sahabadan kelyapti. Qaysi sahaba faqih? Qaysi sahaba sanat bo'yicha, rivoyat bo'yicha kuchli? Ajratadi bularni. Masalan, Ibn Abbosning rivoyati fiqh. Abu Hurayraning rivoyati hadis sanatga ishlaydi. Yoki Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilarki, it tekkan idishini 7 marta yuvib, 8-sini qum bilan yuvish kerakligi haqida hadis rivoyat qilgan. Lekin o'zlari 3 marta yuganlar o'zlari. Mujtahid biladi buni. Ravi rivoyat qilib, o'zi amalda uni ziddini qilsa amal olinadi. Qoidami? Qoida. Tahorat masalasida masalan mujtahid ko'radi, tahoratga tegishli Qur'onda nechta oyat bor, olib kelib qo'yadi. Hadislar nechta bor, olib kelib qo'yadi. Sahobalarning amallari hammasini qo'yib taftish qiladi. Uni g'albirdan o'tkazadi. Buniki kuchli, buniki kuchsiz, bu muhaddis, bu faqih, bu aytgan, bu amal qilgan. Hammasini jamlaydi-da, ha, xulosa deydi. Najosat chiqsa tahorat sinar ekan. Hammasi shunga tushyapti deydi. Qoida bu. Najosat chiqishligi bilan tahorat sinadi degan qoida mujtahidning qoidasi. Endi sahih Muslimda Abu Hurayradan rivoyat bor. Aytadilarki, al-vudu mimma statil nar deganlar. O't tekkan narsadan tahorat qilinadi. Ya'ni pishirilgan go'shtni yesangiz tahorat qilish kerak hadisga ko'ra, sahih hadis. Qoidaga ko'ra najosat chiqmasa tahorat sinmaydi. Nima qilamiz? Qoida ustun turadimi, hadismi desa, aytiladiki, asli hadis ustun turadi-da, lekin bu qoida o'sha hadislarning umumiy xulosasidan chiqqan, bu ustun turadi. Buni nima qilamiz desa, buni ro'barosda Ibn Abbos rivoyati bor. İbn Abbas o'tkazgan narsadan tahorat qilmadilar rivoyat qilgan. Demak, Abu Hurayra
hadis bo'yicha, sanad bo'yicha rivoyat qilaveradi. Hadis olamida shu gap bor edi. Fiqh bo'yicha Ibn Abbosdan olinadi. Mana bu usul bizga 4 ta mazhabni shakllantirib berdi. 4 mazhab 1400 yildan beri urushlar, janjallar, qatllar, ixtiloflar, dushman xuruji, xoin xiyonatiga qat'iy nazar islom davom etib kelyapti. Nima bilan? Mazhab bilan kelyapti. Bugun kimda kim mazhab haqida bir gap gapiradigan bo'lsa, o'sha muxoliflarning ichimizdagi xoinining ishini qilyapti. Boshqa gap yo'q. Bizga kirib George aytmaydiki, Abu Hanifa adashgan deb. Aytsa, George'ga biz javob bermaymizki, sen kimsan deymiz. Bizni ichimizda Abu falon, Ummu falona bo'lib qilishyapti bu ishni. İslam ummatining yetib kelishligidagi asosiy kuch ulamolar. O'sha Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu atiyullohu va atiyur rasul va ulil amri minkum. Ulil amr minkumdagi ulil amrni ikki xil tafsiri bor. Ibn Abbosdan ikki xil tafsirdan ulamolar ekanligini quvvatlovchi boshqa oyat bor. Ibn Abbos aytadilarki, ulul amrdan murod ulamolar, ahli ilmlar, imomlar, ilm egalari. Shularga ergashiladi, boshqa yo'li yo'q. Ha, dunyo masalasida amrlarga ergashiladi. Dunyo masalasida modomiki shariatga zid bo'lmaydigan bo'lsa. To'g'rimi? U bor gap. Chunki amiri yo'q, jamiyatni parokanda qiladi har qanaqa jamiyat. Amiri bo'ladi, dunyo masalalari ularga topshiriladi. Biz dindor, diyonatli insonlarmiz. Biz dinda dinimizni imomlardan, fatvoni muftidan olamiz. Fatvo masalani mufti bermaguncha prezident qo'l qo'ymaydi. Fatva masalasi muftiyga ergashadi har qanday odam. Walau radduhu ila rasul va ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum la'alimahu alladhina yastanbituna. Ulamolarga ulul amrga qaytarsalardi, rasulga qaytarsalardi bir masalani. Bir gapni eshitib tarqataverimasdan payg'ambarga olib kelsalardi. Bo'lmasa ulul amriga, ulamolarga kelib masalani so'rasalardi, ular bilardi u ilmdan, o'sha xabardan nima istinbot olishligini. Ilmmi? Ilm. Ulul amrni ilm deyapti. Ibn Abbos keltirgan buni. Ha, islom ummatining bugunga qadar shuncha istiroblar ichida, navqiron holda yetib kelishligida ulamolarning qoni, siyohi, mujohidlarning qoniga tenglashtirildi. Bu katta ish edi bu. Ha, boshqa jihatlarni yana tarixida ko'raverasiz. Boshqa jihatlar hammasi siyosiy, lekin sof ishni ulamolar qildi. Mujtahidlarning qo'lgan qoidasiga 4-5 mazhab yo'q endi. Men avvalam aytdim, ko'p joyda takrorlayapman, ya'ni hodisa voqeaga aloqador bo'lgan uchun. Bir joyda bittasi aytibdi. Men deyapti, qullatayn masalasida, haligi suvni qullatayn masalasida Malikiylarni rojih ko'raman. Nima degani bu? Malikiylar rojih, Hanbaliylar, Hanafiylar, Shofiylar marjuh. Bu oxirgi zamon mujtahidi bu endi, qo'shtirnoy ichida. Zakotni qiymatini berishlikda Hanafiylarni rojih ko'raman. Bu bilan o'kishib, ularga 3-tasini marjuh dedilar. Qon masalasida qon chiqsa tahorat sinmaydi, masalasida Shofiylarni rojih ko'raman. Shofiyini shofiyi bo'lgani uchun emas, dalili kuchli bo'lgani uchun rojih ko'raman deyapti. Men unga aytdim. Birodar, shu rojih ko'rayotgan masalalaringiz ichida orada siz ham marjuh bo'lasizmi bir yarim? Siz ham bir orada bir marjuh bo'lib turing. Nimaga bizni Hanafiylar ham marjuh bo'laveradi, Shofiylar ham marjuh bo'laveradi-da, siz marjuh bo'lmaysiz hech. To'g'rimi? Lekin asli tagini surishtirsangiz, bu marjuhga ham yaramaydi bu odamlar. Bu tarjimadan fatvo aytyapti. Tarjimadan javrobni paypoq deb tarjima qilyapti. Paypoqqa maqtorsa bo'ladi deyapti. Qanaqasiga mujtahid bu? Qanaqasiga katta-katta zotlarni marjuhga chiqaradi? To'g'ri emas. Eng katta ixtilofni bugungi kunda qo'zg'ayotgan shular. Biz islom ummatini bugunga qadar bitta safda jipis kelishligida mazhablarni ko'ramiz. Fiqhi usullarda shu mazhablarni ko'ramiz. Aqida masalasida ikkita mazhabni ko'ramiz. Boshqalari yangi da'vo qilganlar bo'lgan. Imom Tabariy mujtahidning da'vo qilgan. To'g'rimi? Da'vo qilgan, lekin yo'q, biz yaramaysiz deyishgan. Mujtahid bo'lsangiz, o'zingizga ayting fatvoni, boshqaga gapirmang deyishgan. Mujtahid bo'ldi, 4 ta mazhabni ijtihod aloqasi qoldi. Islom ummatining birligi, siyosiy birlik bu.
o'zi ixtilof bo'lib yotibdi. O'zi dushman ertaga kech harakat qilib yotibdi. Buni mana bu yosh bechoralar tushunmayapti. Yana kelib o'zini ota-onasini nikohlagan imomni kelib sen mushriksan deyapti. As seni ota-onangni shu imom nikohladi. Qana qilib seni ota-onangni nikohlagan odamni mushrik deysan? O'zingni nasabingga hujum qilyapsan sen. O'ylamayapti shuni. Abu Hanifa hadis yetib bormagan. Unda nima bo'ladi? Bizga yetib kelgan din qatan yetib keldi unda. Bizga Valentin keltirdimi? Yoki Kiril olib keldimi bu hadisni? Yo'q, buni shu zotdan olib keldi axir. Ularga hadis yetib borgan, ularga hadis yetib borganligi senga yetib bormagan. To'g'risi bu o'zi. U o'ziga yetib kelmagan xabarni tan olmayapti. Hammani rojiq deb chiqyapti, marjuq, o'zini marjuq demayapti. Mana shu masalalar bugungi kunda dolzarb bo'lib turibdi. Endi bu qachongacha davom etadi? Har doim raddiya kerakmi? Yo, kerak emas. Biz imomlarimizni masalan menga ham ba'zan taklif bo'lib qolsa o'zim birinchi o'rinda imomlarni obro'sini himoya qilish kerak deyman. Har doim qayerda bo'lsa ham. Nimaga? Xalqning 90% imomlarga suyanadi. Dini diyonatni shulardan oladi. Tahoratni shulardan o'rganadi. Halol haromini shulardan o'rganadi. Agar imomni obro'sizlantirilsa din ketdi. Din ketsa vatan qolmaydi. Millat qolmaydi. O'sha maqsadlar asosida tashkil qilingan ishlar bular. Hozir bosh imom xatiblar, ya'ni bu masalada eng saf oldida turgan insonlar yig'ilgan. Bu masalani shu ya'ni raviyada davom ettirishligimizni umidi bor bu suhbatlardan keyin. Aslida bu joyda men gapirishlikka loyiq emasman, ustozlarimiz o'tiribdi. Lekin men bir koordinator sifatida mavzuni asli qayoqqa boradi, nima qilish kerak? Umumiy maslahat qanday bo'ladi? Bizda kelasi oldimizda bo'lib turgan mavzularning yechimi qanday? Qanday javob berishimiz kerak degan masalalarda. Hozir endi taxminan 100 atrofida muammo bor. Qo'zg'alishi mumkin bo'lgan. Hammasiga ilmiy javob berib qo'yib, maydonni yana o'zimizni Ahli sunna val jamoaning asoslariga ko'ra to'ldirishimiz kerak. Umumiy xulosa shu. Islom ummatini parchalagan nizolar siyosiy. Bugungi problemalarning hammasi mana shu siyosatdan qaynoq manba bo'lib chiqadi. Bugun salafiylik ham qaysidir salafiylikni davlat sifatida tashkil qilgan jamiyatni qo'llab-quvvatlash uchun targ'ib qilinadi. Hizbiylik tamomiy siyosiy tashkilot. Jihodiy guruhlar hammasining orqasida siyosat bor. Bularga o'sha siyosiy xatoda ekanligini yoshlarimizga tushuntirishimiz kerak. Ko'zini ochishimiz kerak bo'ldi. Lekin o'sha siyosiy harakatlar bizni ulamolarimizni silsilasiga til tekkizyapti. Sen siyosatingni gapirsang yaxshi edi. Men iqtidorni xohlayman. Men bir davlat qurmoqchiman desang, hamin qadar yaxshi edi. Sen kimligingni bilardi. Sen xalqni aldayapsan. Din nomidan Abu Hanifaga hadis yetib bormagan, pistonchiga u bormagan deb aslida ilmiy teologik maydonni bo'sh ko'rib hujum qilyapsan. Shuning uchun biz maydonni bo'sh qo'ymasligimiz kerak. Biz o'zimizni doiramizda bo'layotgan muammolarni hozir shu boshqa joylarda ham shuni vazifa qilyapmiz o'zimizga ham. Kelasi suhbatga bitta-bittadan muammoni yechimi bilan bir maqola tarzida bir qilishimiz kerak. Chunki buni aktivlashtirishimiz o'zimizni ahli sunnaning bugungi ilmiy asosda buni o'z zamonamizga o'rnini qo'yganimiz bo'ladi. Maydon bo'sh qolib ketganligi uchun ular oddiy xalqlarni aldashyapti. Inshaalloh ahli sunna val jamoa har qanday bahsda 1-0 bilan o'yin boshlaydi. Ya'ni ahli sunnada yutuq bor. Nimaga? Ahli sunnani payg'ambar alayhissalotu vassalom bashoratini berganlar. Mag'lub bo'lmaydi. La tazalu ta'ifatun min ummati zohirina alal haq. Ha? Zohirin ya'ni g'olib ma'nosi. Haqda g'olib bo'lib boraveramiz. La yadurruhum man xolafahum. Muxoliflar ularga zarar bera olmaydi. Boshqa rivoyatida man hadalahu. Ularni tashlab qo'yganlar ularga zarar bera olmaydi. Ahli sunna o'zining vazifasini, ishini mustahkam shura asosida, usul qoida asosida davom ettiradi. Alloh taolo bizlarni ham o'sha ahli sunna jamoasidan qilsin. Umumiy xulosalar, mulohazalar shulardan iborat bugungi suhbatimizda.
savol javob mulohazalarga ham o'rin qoldiramiz. Domla. Xo'shlab qoldim. Chiroyli. Salom. Mana bitta narsa qizlar doim vaqtimda yuradi. Mana shu turk nimalarda o'zlarining Hanafiy mazhabini o'rnatib ololgan. Bir tomon Yevropa, bir tomon bu aytayotgan g'olib kuchlar ular o'rtasida bir tomon dahliy bo'lsa, bir tomon bo'lsa adashgan fikrlar. Ama buranın birer tersi de toy edişlerim yok. Uzun siyasetin hem erkeninizden çıkardı kombosu açık çıkardı. Çıkmaydı kombosu bir dini görsün be. İnşallah. Şunu kara kadar tarihleri kopra o. Şunu indize biz biz haber bir Allah'ta başka bu ben tarihleriyim. Bir yurt arzandı, bir mazhar arzandı, bir de mazhar. Aynı zamanda geçecek uçuk otuzun ya uzayız bir yavaşlık bu okuldayız. Samarkand'daki motor izleyici herkese.